Merhaba arkadaşlar. Bugün de yeni bir nargile yapımda daha beraberiz. Bugünkü menümüzde arkadaşlar Şerbetli markasının şu şekilde gördüğünüz gibi bakü keçileri var arkadaşlar. Bu tütün aromasını ben hiç daha önce denemedim ve ilk defa sizinle deneyeceğim. Bakalım Şerbetli'nin bakü keçileri nasılmış? Bir de bunun önce İstanbul keçileri vardı. Onu denemiştim. O gayet güzeldi. Bir de bakü keçileri varmış arkadaşlar. Bir de bunu deneyelim. Hemen nargilemizin yapılışına başlayalım ve bakü keçilerinin aroması nasıl? Hemen arkada fikir edinelim arkadaşlar. Kokusu çok güzel arkadaşlar. Bakalım tadı da inşallah güzeldir. Hemen şöyle biraz alalım. Çer çöp yok arkadaşlar. Çok hafif damarlar var ama onlar da çok önemli değil. Klasik şerbetli gördüğünüz gibi. Şerbeti de bayağı yoğun. Ama dediğim gibi kokusu çok güzel. İnşallah tadı da güzeldir. Genelde çektiğimiz videolarda kokusu güzel olanların tadı pek iyi olmuyor ama gene bir umutla yapıyoruz. Bakalım. Hemen. Evet arkadaşlar, lülemiz hazır. Hemen nargilemizi açalım.
Evet arkadaşlar, nargilemiz açıldı. Öncelikle zamanki bir dumandan başlıyorum arkadaşlar. Dumanı gayet iyi, standart nargile aromasına göre dumanı gayet güzel çıkıyor arkadaşlar. Tadı da gayet güzel. Çok fresh değil ama yeterince fresh arkadaşlar. Tadı sanki böyle El Fakir'in jelibonu var. Biliyorsunuz onu andırıyor arkadaşlar. Böyle bir jelibon tadı geliyor. Yani güzel bir, hoş bir tat bırakıyor ağızda. Yani gayet de güzel içilebilir. Ağırlık olarak hiç ağır değil arkadaşlar. Gayet kıvamında. Ne hafif ne ağır. Tam orta siklet diyelim biz ona. Gerçekten güzel. İçimi de güzel. Tadı da güzel. Aslında içine birazcık da nane konabilirse daha güzel olabilir. Yani ben beğendim açıkçası. Bu şekilde gördüğünüz gibi duman da gayet güzel. Ama asıl güzel olanı böyle damakta çok güzel bir tat bırakıyor arkadaşlar. Yani hani jelibon şekerler gibi. O çok hoşuma gitti. Yani ilk defa denedim ama gerçekten güzel. Ben beğendim açıkçası. Evet, bu kadar yeter. Şimdi arkadaşlar videomuzun başına tekrar dönersek, bugün sizlere şerbetli markasının Bakü gecelerini yaptım arkadaşlar. Bu tütünü ilk defa ben de sizinle denedim ve gerçekten güzel, beğendim. İstanbul geceleri de önce de çekmiştik, o da güzeldi. Bu Bakü geceleri de güzel arkadaşlar. Dediğim gibi zaten fiyattan da önceden de bahsetmiştim. Ben bunu yarım kilo arkadaş bunlar, bir kilo olarak da satılıyorlar. Ama bunların ismi üstünde yazmıyor çünkü bunlar büyük kartonlarda olduğu için 10 kiloluk. Onların dışında yazıyor arkadaşlar. O yüzden dışındaki ciletine ismini yazıyorlar. Zaten bundan önce açıklamıştım. Bugünlük de bu kadar diyelim. İleride bundan önceki videolarda da çeşitleri göstermiştim. Onları da ilerleyen zamanlarda çekeceğim. Şimdilik bunu çektim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenirseniz şimdiden teşekkür ederim. Ve her zamanki dediğim gibi çok fazla nargile içmeyin.